Ben Profesör Doktor Acar Tüzüner, Organ Nakli Merkezi'nin sorumlu uzmanıyım. Böbrek nakli konusunda bilgilendirme yapmak istiyorum. Bugün son dönem böbrek yetmezliğinde tedavi seçenekleri, diyaliz tedavileri ve böbrek naklidir. Diyaliz tedavileriyle karşılaştırıldığı zaman böbrek nakli hastaların hayatta kalma süresini uzatması, sosyal hayata dönüşlerini hızlandırması ve yaşam kalitelerini arttırması açısından altın standart tedavidir. Tüm çok büyük engel olmayan hastalara önerilen tedavi, çok büyük bir engel yoksa hastalara önerilen tedavi böbrek naklidir. Ama bugün maalesef yeterli organ olmadığı için böbrek nakli konusunda bir takım sıkıntılar yaşanmaktadır. Biliyorsunuz organları iki çeşit vericiden almaktayız. Canlı vericiler ve kadavra vericiler. Canlı vericiler yakınlarına organ vermek isteyen insanlarken, sağlıklı bireylerken, kadavra vericiler hayattayken veya öldükten sonra yakınları tarafından organları bağışlanmış kişilerdir. Bugün Türkiye'de çok Sağlık Bakanlığı tarafından yönetilen ve oldukça iyi kurgulanmış bir organ dağıtım sistemi olmasına rağmen diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığı zaman maalesef bağış oranlarımız düşük kalmaktadır. Bu yüzden de Türkiye'deki böbrek nakilleri ve diğer organ nakilleri esas olarak canlı vericiler üzerinden yapılmaktadır. Canlı vericiler tamamen sağlıklı olmak zorundadırlar. 18 yaşından büyük, reşit olan bireylerden seçilirler. Tüm özgür iradeleriyle yakınlarını organ bağışlamak isteyen kişilerden seçilirler. Canlı vericilere böbrek donasyonu öncesi ayrıntılı bir sağlık kontrolü yapılır. Eğer donasyona uygun bulunurlarsa, herhangi bir donasyona uygun bulunmayan bir problem çıkmazsa böbrek nakli ile ilerlenir. Ortalama böbrek naklinde donörler kapalı yöntemle yapıldığı zaman 3 gün hastanede kalırken vericiler, alıcılar ise 1 hafta kadar hastanede kalırlar. Ondan sonra taburcu olurlar. Böbrek nakli çok başarılı bir ameliyattır. 1 yıllık hasta sağ kalımı %99'ların üstündedir. Böbrek sağ kalımı %95'lerin üstündedir. 5 yıllık böbrek sağ kalımı da %80'in üzerindedir. Bu oranlara baktığımız zaman esasında en başarılı organ naklidir. Ve son dönem böbrek yetmezliği olan hastaları, diyaliz hastalarını tedavi etmekte çok iyi bir yöntemdir. O hastaları bulundukları kronik rahatsızlıktan kurtarıp normal yaşamlarına dönmesini sağlarlar. Bugün en büyük problem yeterli böbrek olmamasıdır. Esasında yeterli organ sayısını elde edersek hemen hemen tüm diyaliz hastaları ve son dönem böbrek yetmezliği hastaları böbrek nakli adayıdır.